Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir sabah, yine bir videoda beraberiz. Çok üzgünüm arkadaşlar. Paşam artık yok. Eşimle oğlum götürdüler, gömdüler. Çok üzüldüm. Ama bir taraftan da kurtuldu hayvanım. Bayağı acı çekiyordu son günlerde. Şimdi daha başladık arkadaşlar. Bu sabah eşim saat 6'da evden çıktı. 7'de İzmit'teydi. Fındık toplayan arkadaşları aldı geldi. 8'de işbaşı yaptılar. Artık bir hafta 10 gün böyle bizde yoğun olur işler. Ondan sonra bayağı kolaylarız. Harman'a getirsek ondan sonrası kolaydı. İşçi bulmak çok zor arkadaşlar. Akşam söz veriyorlar, sabah dönüyorlar. Canları istemiyor. Kolay değil tabii. Kolay olsa kendimiz toplarız. Öğlen yemeğe gelecekler. Çardakta yemek yiyorlar. Çaylarını içiyorlar. Namazını kılan kılıyor. Ondan sonra tekrar alıyor fındıklığa geri götürüyor. Konforlu da bir işvereniz ama yine bulmak zor. İşçi bulmak zor. Bu güzelliği görüyor musunuz? Bunun için bile bir video çekilir. 2 sene gözünün içine bakarsın bir kere açar. Ama benimki erken açtı işte. Allah'ın hikmeti. Bilmiyorum öbürkülerde açar mı bu yıl. Köpek sesi duydukça o kadar kötü oluyorum ki. Bu benim ikinci köpeğim arkadaşlar. İzmit'ten köye ilk geldiğimizde de bir tane bekçim vardı. O kadar akıllıydı ki. Aşılarını da yaptırdık ama hayvan gençlik hastalığından gitti. Daha 6 aylıktı. Bir daha köpek almayacağım dedim. O kadar çok ağladım ki. Ama kızımın iş yerine bunu bir arkadaşı getirmiş. Abla bunu alın çingenelerin elinden aldım diye. Yavruydu. Gözleri, karnı yere değiyordu. Çok üzgün. Hayvan sahibi olmak çok güzeldi arkadaşlar. De böyle hastalıkları, kayıpları. Çok kötü oluyor insan. Sanki evden bile gitmiş gibi. 7-8 senedir bizimle beraberdi. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepinize selam, sevgi. Çok sağ olun. İzlediğiniz için, desteklediğiniz için, bu yolda bana yoldaş olduğunuz için. Gerçekten de insan bazılarını görmeden de gönülden seviyor.
Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.